Selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün tapta Jax oynayacağım. Karşımda Nasus var. Doran kılıcı aldım. Bu da Doran kalkanı almış. Girdiğim ürünleri ekrana yansıtacağım. Şimdi lane'e başlayalım. Arkadaşlar Nasus başlarda biraz güçsüz bir şampiyon. Bildiğiniz üzere zaten stack kasarak güçlenen bir şampiyon. Biz de Jax oynuyoruz. Anlatacağım diye minyon attım ya. Bu çocuğa farm yaptırmamamız lazım arkadaşlar. Şöyle. Yani böyle rahat rahat gelip farm aldırtmamamız lazım. Eğer bu çocuğa böyle işte bro lane yapıp minyon aldırırsanız late de ırzınıza geçer. Neden? Çünkü W'su ile sizin atak speedinizi düşürüyor arkadaşlar. Sizin de E'niz var, counterlıyor ama o sizden daha güçleniyor late game'de. O yüzden bu early game'de bu çocuğu kastırtmayacaksınız. Minyonlara yaklaştırmıyorsunuz arkadaşlar. Eğer gelirse minyonlara vurmaya, elinizde ne varsa geçirin çocuğa. Şimdi 6 CS'i var, şeyi bekliyor, minyonların kule altına gelmesini bekliyor. Eğer şu an bir tane minyon almaya gelirse üstüne atlayacağım ben bu çocuğun. O kadar çok minyon olunca da çok seri ittiriyor lane'leri. Bir tane atlayalım, geri çıkalım. Jarvan bizim ormanda. Şöyle bir gidelim bakalım, bir şeyler yapabilecek miyiz? Neyse. Şimdi benim burayı ittirmem lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü benim minyonlarımın canı daha fazla. O yüzden lane sıfırlanmayacak. Burayı da ittirip kule altına sokacağım minyonları. Ardından lane sıfırlanacak. Ama şu minyonlar burada bu şekilde kalıyor. Tamam, ittirsin Nasus. Sıkıntı yok. Ben biraz geri çekeyim. Zaten minyon XP'mi de kaçırmayacağım. Şunun için biraz yaklaşmam gerekebilir. Yaklaşayım. Tamam. Şimdi arkada bir tane büyücü minyon kaldı. Yani onları şu an Nasus'un minyonları benim minyonlarımdan daha güçlü olacak. Yani Nasus'un minyonları daha fazla lane itecek. Şöyle biraz bekleyelim. Şu arkadaki minyonu kesersem hani ekstra damage vuran olmayacak. Şöyle yapayım. Çıkayım tekrar. Güzel. Hasarımızı da verdik çocuğa. Canı azaldı. Benim de şu an minyonlarım geride arkadaşlar. Yani Nasus'un minyonları benimkini ittiriyor şu an. Şu an lane istediğim gibi yaptım arkadaşlar. Rakibinize üstünlük kurmak istiyorsanız bu şekilde bir taktik uygulayın. Yani bu taktikle beraber lane'de daha rahat edersiniz arkadaşlar. Şöyle bir E basayım. Bir tane de pot basalım. Tamamdır. Şimdi Nasus buraya gelemez. Gelirse keserim ben çocuğu. Güzel. Çok önemli arkadaşlar. Eğer Nasus'a böyle stack yaptırırsanız oyunu kaybettiğinizi sayın yani. Karşısında duramazsınız daha Nasus'un. Şimdi lane'i gene bana doğru ittirecek. Sadece ben son vuruş atarsam, minyonları ellemezsem. Çünkü benim minyonlarımın canı daha az. Nasus canını doldurmuş bu arada. Benim bu lane'e biraz lifesteal almam gerekebilir ya. Çünkü Nasus'un pasifi sayesinde çocuk can toparlıyor. Şarvan. Bir dojlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl şey yapıyor, slow atıyor. Şarvan geldi, yardım etti çocuğa. Lane ittiriyorlar seriden. İsimler bakalım. Şu an benim Nasus'la trade atma lüksüm elimden gitti arkadaşlar. Nasus 6 level oldu. Canı full. Benim ultim yok. Ve canım çok az. Şunu da almaya çalışalım şöyle. Benim seriden base atıp bu çocukla trade atma lüksünü elde etmem gerekiyor. Çünkü ormana mı geliyor? Yok. Bu şekilde böyle beklersem lane'de durma şeyini vermiş oluyorum, şansını vermiş oluyorum. Çünkü şu an benden korkmuyor. Az önce korkup gelemiyordu. Gelelim. Nerede uzun kılıç? Bir tane time-out alalım arkadaşlar. Bir de uzun kılıç alalım. Lane'e devam edelim. Damage arkadaşlar çok önemli Nasus'a karşı. Şu an base attığında ninja tabii falan alırsa çok sıkıntı arkadaşlar. Umarım böyle pırıltı falan alır. Base atmıyor zaten, güzel. Buradan da 160 bolt çekecek galiba, çocuk istiyor. İstesin bakalım, aldı zaten. Böyle bunu kesebilirsek. Güzel, flash'ını aldık. Ama şu an biraz minyon olarak geride olsa da kuleden 160 gold aldı arkadaşlar. Şöyle keselim diyeceğim de. Taymat olmadığı için iki tane minyon kaçırdım ya. Sonradan geldi. Nasus gelene kadar arkadaşlar ben buradan iki tane 160 gold çekebilirim.
Şampiyonları da şöyle ittireyim şeyden. Çocuğu kesemiyoruz ama lane de üstünüz arkadaşlar. Tamam. Şimdi base atacağız. Aslında benim şey almam gerekiyordu arkadaşlar. Pırıltı almam gerekiyordu ama uzun kılıç aldım damage'im olsun diye. Musibet iksirini bir alalım arkadaşlar. Ardından bir de çizme alalım. Lane'e devam edelim. Çünkü Nasus'un pasifi sayesinde Nasus can çalıyor. Ve Peximenti de var çocuğun. Benim de pota ihtiyacım olduğu için aldım arkadaşlar. Aynen pırıltı almış. Aim'i çok güzel kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Eğer aim'i yanlış basarsam çok sıkıntı gerçekten. Aim'i böyle üzerine stun atmak için falan kullanırsam bu çocuk ultisiyle beraber trade'leri kazanır. Aynı şekilde arkadaşlar Mion'u bekletiyorum böyle. Bitirmiyorum. Nasus buraya geldiği zaman trade atacağım. Tamam Q'sunu kullandı. Ignite atalım bir. Hadi. Öldük. Dediğim gibi arkadaşlar. Az önce E'nizi güzel kullanın. Eğer adama stun atmak için kullanırsanız trade'i kaybedersiniz dedim. Aynı şekilde ben de öyle bir hata yaptım. Adamı stunlamak için ve trade'i kaybettim. Çıkmam gerekiyordu benim oradan. Neyse sıkıntı yok. Biraz lane'de geri düştük. O yüzden atak damage'e gitmeyeceğiz arkadaşlar. Atak damage'e gidersek bu çocuk gene trade'lerde alır bizi. Şu an şeye gideceğiz. Ninja tabi alacağız. Ondan sonra bakacağız duruma göre. Bir tane kill verdik çocuğa. Yani Nasus ultisini bastığı zaman zaten Q'su çok fazla düşüyor süresi, bekleme süresi. Arda da Q basıyor ve stack'le beraber bir de pırıltı almış. Çok rahat şekilde kesiyor yani beni. Şöyle. Umarım base atar ya. Bakalım base atacak mı? Şu uçlardan doğru gideyim ben de. Buradan bakayım bir. Tamam base atmış. Atmamış. Base atmaması arkadaşlar benim işime geliyor. Neden? Çünkü Nasus base atıp item almayacak. Base attığı zaman bu çocuk da ninja tabi alacak. Oyunu gerçekten biliyor. Hele gold falan. Nasıl bir item bu ile çıkacağını biliyor yani çocuk. Şu an base attığı zaman ninja tabi alacak. Bu da benim işime gelmeyecek. Şöyle ittirebilirim bu arada ya. Hem stack kasamaz bu şekilde. Öyle artık. Çok güzel. Şu an gerçekten güzel oldu bu. Biraz geri çıkalım. Teleportu da yok zaten. Şimdi minyonları alacağız arkadaşlar. Ardından bu kuleden bir 160 gold alacağız. Ve base atacağız. Şöyle bir. Ama öldük galiba ya. Aynen ultisi varmış. Şimdi bir ninja tabii aldık. Ardından. Nerede bu? 900 golda bunu alın. Bu ağır kanı alalım. Pırıltı alsak daha çok işimize yarar ama onun için gold'umuz yok. Bizim bot güzel bu arada. 7-2 oynuyor. Önde Ike'ın önüne geçmesi lazım. Niye önüne geçmedi? Değişik değişik hareketler yapıyor bizim support ya. Şu an gerçekten Nasus Jax'e karşı çıkması gereken bu ile çıkmış. Mion da geri ama şu an trade'i vermez bana bu çocuk. Aim'i çok güzel kullanıp bir şeyler yapmam lazım. Yoksa hiç şansım yok yani bu çocuğa karşı. Q'sunu kullandı. O yüzden gidiyorum ben trade'e. Çok iyi. Kuleyi alacağız arkadaşlar şimdi. Gerçi rakip bot almış ya. Nasus ölü şu an hala. Ben bir tık daha ettireceğim lane'i, ardından base atacağım tekrar. Tamamdır. 45 milyon fark attık çocuğa. Her 15 milyonda bir kill yapıyor arkadaşlar bu arada, bilginiz olsun. Şimdi devam edelim. Pırıltı alıyorum. Şu atak speed veren itemi almayacağım Sokarca'yı. Neden? Çünkü Jax diyorum. Nasus benim atak speed'imi düşürüyor arkadaşlar. Ani burst damage'ler vurmam daha çok işime gelir benim. Şu an Nasus hala aynı itemlere sahip. Gidip kesebilirim bu arada ya. Ornn gelse aslında güzel olurdu da. Geldiği yok. Bekliyorum böyle.
11 level'ım. Son level. Güzel. Atak speed'im öyle bir düşürüyor ki çocuk, karakter hiç vurmayacak diyorum bir an ya. Jax Nasus'tan güçlü gibi görünebilir arkadaşlar dışarıdan ama gerçekten öyle değil. Nasus Jax'ten daha güçlü bir şampiyon. İlk level'larda belki Jax üstün olabilir fakat sonra oyun uzadıkça, yani şu itemlerle benim kesememem gerekiyordu o çocuğu ilk kestiğimde. Hata yaptı. Hatası sayesinde kestim. Yoksa ölmez o çocuk bana. Şimdi Jarvan görünmüyor map'te ama sıkıntı yok. Ben şurayı ittireceğim seriden arkadaşlar. Ardından Blue... Nerede? Bunlarla hiç trade atmamam gerekiyor. Jarvan'ı alabilirim bu arada. Öldün mü? Öldün, evet. Sıkıntı yok. Benim için worth bir şey yani bu. Winsor düşünüyordum da. Nasus'a karşı mantıklı bir item değil. Çünkü Nasus benim atak speed'imi düşürdüğü için onu almayacağım. Soji'nin mızrağı alıyorum. Çünkü bu itemde sürekli bekleme süreniz düşüyor ve benim aim geldiği sürece ben Nasus'un Q'sunu bloklayacağım. Tam benim işime gelen bir item. O yüzden onu rushlıyorum arkadaşlar. Tapı ittirelim. Kesebilirsek Nasus'u keseceğiz. Ardından Herald alacağım arkadaşlar. Gerçi 2 dakikası var. Çok seri olmam lazım. Direkt olarak oraya da gidebilirim şu minyonları alıp. Öyle yaparsam da yetişemeyeceğim ya. Ben direkt olarak şuradan geçeyim ben. Yoksa yetişemeyeceğim. Güzel. Şimdi lane'e devam. Ama Caitlyn'in karşısında kimse durmuyor ya. Niye böyle? Ben bota gidiyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Kaçalım, ben bu trade alamayacağım çünkü. Çok iyi. Umarım flash falan yoktur ya. Gel bana. Çocuk Q'mu da dodge'a diye ikisiyle. Bozuldu yani skillim, atamadım. Bu oyunu uzatmamak gerekiyor arkadaşlar. Eğer oyunu uzatırsak kazanırlar. Neden kazanırlar? Çünkü adamlarda Nasus var. Bekleyeceğim bu arada. Ben açıyorum şunu çünkü Brand ve Hammer midde. Jarvan da oradaydı galiba. Aynen, Jarvan da orada. Ben şu kuleyi alabilirsem arkadaşlar. Çıkayım şöyle. Hem gelsin. Ama Jarvan geliyor, girmeyeceğim. Hem gelene kadar giremem ona. Top lane'i salmazlar şu an. Botla gittiğim zaman rahat rahat takılırım ben orada. Kimse gelmezse burayı da alacağım. Hadi. Gel buraya. Çok. Diğer potlarımızla basalım. Etini alabilirim ben ya. Çocuk bu arada güzel sakinlik atıyor ya. Tekrar base atıp resetleyeyim ben. Canım benim. Adam basıyor W'yu, ben damage vuramıyorum ki, trade atamıyorum çocukla. Split push desen kule kalmadı. Bizim yapacağımız şey Baron ya. Baron'a gelseniz akıl var, mantık var Allah aşkına.
Aynen. Emeğe bak. Gerçekten öldürüyordu bu arada. O neydi öyle? Öldür adam. Rakip takımdaki AD carry falan kastladıkları için, yani bot da kazmış. Az önce Brandon bana attı demiş, neydi öyle? Yani kastıklar için böyle bitiremiyoruz oyunu, uzuyor. Ben bunu öldürebilirim ya. Onu yakalayamaz çünkü onu. Öldüm sen orada. Minyonları keseyim, süper minyonlar gelsin kur altına rahat rahat. Şimdi şu minyonları da böyle baron buff'ıyla güçlendirdiğimiz zaman. Ulti basalım. Çok güzel. Yani çok uzun bir oyun oldu ya ama kazandık arkadaşlar. Nos'a karşı oynamak zor. Oyun uzadığı zaman trade atamıyorsunuz karşısında. Şu an gümüş 4 görünüyoruz ama 22.000 kilos olduğu için sağlam insanlar geliyor. 28 puan verdi zaten. Yani karşıdaki adamlar biliyor oyunu. Şu Nasus mesela çıkacağı build'i falan gerçekten biliyordu bana karşı. Sonradan biraz bozmuş ama niye bunu almış acaba? Bekleme süresi için herhalde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.